Özel Doktor Fatih Öğüç Fertilife Afyon Hastanesi Mucize Bebekler programını sunar. Merhabalar sevgili seyircilerimiz. Fertilife Hastaneleri sponsorluğundaki Mucize Bebekler programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarım Fertilife Afyon Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Murat Minici. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Fertilife Afyon Hastaneleri Hastane Direktörü Canan Çınar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta konuklarımla birlikte 1-7 Ekim emzirme haftası olması nedeniyle emzirme, anne sütü, emzirmeyi destekleyen uygulamalardan bahsetmek için toplandık. Bugün konumuz emzirme. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Gerçekten bütün şeylerde de, hastanemizde de, tüm doğumlar sonrasında ilk 6 ay sadece anne sütünü destekliyoruz ve anne adaylarına daha gebeyken yapmış olduğumuz eğitim programlarıyla da doğum sonrasında destek olmaya çalışıyoruz. Ben öncelikle Murat Bey'e sormak istiyorum. Murat Hocam, anne sütünün önemi nedir? Anne sütü çünkü çok kıymetli. Bir bebek için aslında mucizevi bir besin maddesi. Evet. Anne sütünün önemi nedir? Anne sütüyle beslenmenin yararları nedir? Süt içeriği nedir? Bize bir bahsedebilir misiniz? Öncelikle teşekkür ederim. 1-7 Ekim emzirme haftası olması ve bu programın çok yararlı olacağını düşünüyorum. Anne sütü bebekler için çok önemlidir. İlk hatta anne sütü 6 ay kullanın diyoruz ama bebeğin ilk aşısı olarak düşünüyoruz anne sütünü. Anne sütünün içerik olarak içerdiği vitaminler, proteinler, mineraller olarak hazmı çok kolay. Vücudun yapı taşı özelliği taşımaktadır. Whey proteinleri hazmı arttırıp ve çocukta boy, gelişme, büyüme açısından çok önem arz etmektedir. Beyin ve zihin gelişimi açısından çok önemlidir. Anne sütüyle beslenmesini ilk olarak hemen anne sütü istiyoruz beslenmesini. Çünkü niye? Anne sütünün içeriğindeki antikorlar, içindeki proteinler, hormonlar, enzimler hem hastalıklara karşı korur. Yapılan çalışmalarda anne sütü alan bebeklerin zeki oranının daha yüksek olduğu, zekiliğin daha fazla olduğu ispatlanmış. Anneyi bilhassa hastalıklara karşı koruyacaktır. Çünkü emziren annelerde over kanseri, meme kanseri, menopoz sonrası kalça kırıkları, kemik kırıktan daha az görüldüğü ve şu an çağımızın asalı olan obeziteye engel olduğu, çünkü emziren annelerin doğum kilosuna, doğum gebe kalmadan önceki kilosuna daha hızlı eriştiği görülmüştür. Anne sütüyle beslenen bebeklerde mevcut salgın hastalıklardan koruma özelliği daha fazla, çünkü içerdiği antikor aşı özelliği görmektedir. İlk süt dediğimiz kolostrum yağlı ve antikor oranı çok yüksektir. Ondan dolayı bebek doğduğunda ilk yarım saat içinde annenin emzirmesini istiyoruz. Evet, biz de kadın doğumcular olarak bunu aslında destekliyoruz. Özellikle hemen doğum sonrası anne ile bebeğin temas etmesi, daha doğum masasındayken o temas anı ve emzirmeyi temas. Mutlaka biz de siz çocuk doktorlarımız uygun gördüğü sürece yapmaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Peki Murat Hocam, etkili bir emzirme nasıl olur? Bunları gösteren parametreler nelerdir? Şimdi bunu öncelikle düşündüğümüzde anne gebe kaldığında önce bir anatomik olarak annenin gebelik sonrası bir belli durum değişiklikleri olur. Bunlardan bir tanesi meme büyümesi. Meme başındaki, göğüsün ucundaki kahveye alan, aurola dediğimiz alanda bir yağlı bir salgı oluşur. Bu hem göğüs çatlamasını engeller hem enfeksiyonlara karşı göğsü korur. Mesela halk arasında göğsümüzü sabunlu suyla yıkayalım, çocuğumuz mikrop kapmasın. Aslında bu yapılan işlem çok yanlıştır. Gebelik sırasında memede olan salgı meme ucunu koruduğu için bunları sadece yıkamak gerekirse duru suyla yıkanmasını istiyoruz.
Yoksa sabunlu su, herhangi bir dezenfektan kullanılmasını istemiyoruz. İkincisi prolaktin hormonu. Prolaktin hormonu anne sütünün oluşmasına en önemli özelliklerden bir tanesidir. Bunun prolaktin hormonu gebelik süresince hazırlanır ve doğum sonrası beyin aktif hale getirir. Bunun aktifleşmesi için en önemli şey çocuk dudaklarının anne göğsüyle teması. İlk 20 dakika, 30 dakika için hemen emzirin veya tenetene temas istediğimizde amaç budur. Ne kadar çabuk temas edersek prolaktin hormonu o kadar salınacaktır. Prolaktin hormonu ne kadar salınırsa yaklaşık 15-20 duktus meme kanallarından süt salını daha hızlı olacaktır. Bazı annelerimiz ya biz göğüse götürdük, çocuk emmedi, geri getirdik. Aslında sık sık, yani 15-20 dakikada bir ne kadar çok temas edersek prolaktin hormonu arttıracağız. Prolaktin artarsa süt salını da artacaktır. Onun yanında oksitosin hormonumuz vardır. Oksitosin hormonu da göğüs ucundan ve meme salınmaya başladıktan sonra, süt salınmaya başladıktan sonra anne için çok önemlidir. Anne rahminin toparlanması için, annenin stresinin gitmesi için annenin emzirmesi şart. Bunları yaparsa bu hormonlar salınır, daha kaliteli emer anne. Burada bebeğin mesela emzirme nasıl olur? Pozisyonlar vardır. Bazen anneler doğum sonrası çok ağırlı olur. Sezeryan olmuştur veya doğum sırasında dikiş atılmıştır. Ağrısı olduğundan dolayı tam düzleşemez. Düzleşemediği için ilk pozisyonda birkaç gün içinde yatar pozisyonda emzirebilirsiniz diyoruz. Ama o sırada da pozisyon çok önemlidir. Hem annenin sırtını desteklenmesi, hem bebeğin anneye paralel pozisyonda olması, yüzünün ve dudaklarının meme ile paralel pozisyonda olmasını istiyoruz. Ve burnunun tıkalı olmamasını istiyoruz. Çünkü emzirme sırasında efektif emmesi için bunlar şart. İkinci şeyde göğüse yatay pozisyonda alabilirsiniz. İkiz bebek olursa ikisinin başlarını bu şekilde alıp yapabiliriz. Farklı farklı deneyebiliriz. Emzirmeden pes etmeyeceğiz. Yani emzirmek bizim için çok önemli. Göğüs ucuyla temas bizim için çok çok önemlidir. Burada etkin olan emzirme nedir? Bebeğin alt dudağının dışa doğru olması, burnunun açık olması, yatay pozisyonda olması, annenin sadece meme ucunu değil, memedeki kahveyi aurola dediğimiz kısmın tamamının ağzın içinde olmasını istiyoruz. Ve çenesinin tenine temas etmesini istiyoruz. Bu sırada yapılırsa annenin el pozisyonu, parmaklar alt kısımda olacak, baş parmak üstte, işaret parmağı altta, C pozisyonda. Yalnız bu baş parmak meme ucunun kahveyi kısmının dışında olması lazım. Memeyi sıkarak süt gelmesi gelmeyecektir ve memede yara oluşmasına neden olur. Ve bu sırada bebeğin başının anneye doğru iteklenmesini istemiyoruz. Gövdeden temas edilmesini istiyoruz. Sadece başı iteklendiğinde bebeklerde negatif etki yapıp bebeğin emmesine engel olabilir. Bunlara dikkat etmesini istiyoruz. Etkin olan emmede de ne olabilir? Dediğim pozisyonlara dikkat ettiğimizde bebek, anne bebeği emerken sütün yutkunma sesini duyar. Hissedebilir anne bunu. İkincisi, memeyi bebek kendisi bırakır. Üçüncüsü, anne emzirdikten sonra memenin boşaldığını hissedebilir. Dördüncüsü, emme sonrası anne çok rahatlar. Bunlar etkin emzirmenin göstergeleridir. Eğer bunlar olmuyor, çocuk çok ağlıyor, çok mutsuz, çocuk doymadı, kendisi kafasını zorla geri itekliyorsa o etkin bir emme değildir. Annenin bu konuda dikkatli olması lazım. Biz ilk gebeliklerde bunu çok görüyoruz. Anne tecrübesiz oluyor, emzirmeyi yapamıyor veya annenin aldığı lokal anestezikler veya ameliyat sırasındaki müdahaleler sütünün biraz geç gelmesine sebep olabilir. Evet. Bu sırada ısrarla anne lütfen göğsünüze dokundurun, lütfen bebeğinizi temas edin, lütfen göğsünüze dokundurun dememizin nedeni o. Prolaktin hormonunu arttırıp sütün salınmasına yardımcı olmak. Ama ilk gebeliklerde anneler biraz sıkıntı yaşadığı için orada mutlaka bir sağlık elemanından, hastaneden, sağlık ocağından veya bebek dostu hastanelerimizden veya hekiminden mutlaka emzirmek için eğitim almasını istiyoruz. Evet, gerçekten ilk ben de bir anne olarak söylüyorum. Doğum sonrası aslında hepimiz çok acemi oluyoruz bu konularda ve sizlerin desteğiyle hem çocuk doktorlarımızın hem diğer sağlık çalışanlarımızın desteğiyle anne adayları bu zorlu süreçte bir sonuçta profesyonel bir yardımla bu süreci daha rahat atlatabiliyorlar. Tabii bebeklerde zaten mevcut olan emme refleksleri var. Bu emme refleksleri de bu anne ile bebeğin hızlıca teması esnasında zaten bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Ben Canan Hanım'a sormak istiyorum.
Gebelik ve emzirme ile alakalı hastalarımızı teşvik etmek için neler yapıyoruz? Şimdi öncelikle bizim hastanemiz olarak düzenlediğimiz emzirme politikamız, bunlarla ilgili yaptığımız bazı çalışmalarımız, gebelerin emzirmeye özendirilmesiyle ilgili belli çalışmalarımız var. Öncelikle bunların en fazla okunabileceği alanlarda, en fazla hastalara dokunabileceğimiz alanlarda hem yazılı hem de sözel olarak hastalarımıza bunu aslında gebeliğin ilk anından itibaren anlatmaya, işlemeye çalışıyoruz. Keza gebeliğin başlangıcından itibaren hem emzirme teşviği hem de gebeliğin gidişatı ile ilgili de mutlaka hastalarımızla konuşuyoruz. Bu eğitimlerin de yaklaşık 32. haftaya kadar da bitirilmesini düşünüyoruz aslında. Çünkü 32 haftadan sonrasında hastalarımız biraz daha doğum kaygısına yönelebiliyorlar. O yüzden de emzirmenin teşviki, emzirmenin yararları, bebeğe olan faydaları, bunlarla ilgili mutlaka hastalarımızla görüşüyoruz. Hemşirelerimiz, ebelerimiz hastayla dokunabildiği her anda, bu NST çekimi olabilir, hastalarımızın herhangi bir şekilde iletişime geçecekleri, bu hastaneye yatmalarına gereksinim olmadan hastalarımızın hastane içerisinde bulunduğu bile zamanlarda onlarla iletişime geçip aslında bu tarz eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Grup eğitimleri şeklinde bazı planlamalarımız olabiliyor. Aslında kendilerini ifade etmeleri biraz daha önemli. Danışmanlığı bir onlara dikte edilmiş bir şey olarak değil de gerçekten neleri öğrenebilirler, neleri hayatlarına katabilirler, doğru beceriyi nasıl öğrenebilirler aslında bu bakıma düşünüyoruz, bu bakımda düşünüyoruz her zaman. Çünkü yanlış bilinen, daha önceki farklı bilinen şeyler, kültüre dayalı şeyler, bunlara bağlı çok fazla doğru bilinen yanlışlar olabiliyor. Bilmeden bunları düzeltmek aslında daha zor olabiliyor bazen. O yüzden biraz daha bunların üzerine eğiliyoruz açıkçası. Hastanemizde de buna bağlı sürekli eğitim programlarını gerçekleştirip hastalarımızı doğuma hazırlıyoruz. Bu konuda sizin de özellikle Canan Hanım'ın gerçekten ciddi bir çalışması var. Biz gerçekten prensip olarak zaten buna çok değer veriyoruz ve polikliniğimize, kadın doğum polikliniklerine başvuran anne adaylarını her fırsatta doğum ve doğum sonrası için eğitmek gibi bir misyon edindik. Onları yakaladığımız her fırsatta gerek ben muayene esnasında veya diğer kadın doğumcu hekim arkadaşlarımız muayene esnasında, gerekse Canan Hanım'ın bahsettiği gibi işte NST çekilirken, kan alınırken, tahlil yapılırken yakaladığımız her fırsatta onlara aslında bu eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ve biz de anne sütünü ve emzirmeyi destekliyoruz. Kurum olarak da destekliyoruz. Peki Murat Hocam, emzirmeyi destekleyen uygulamalar biz doğum sonunda neler yapıyoruz? Şimdi emzirmeyi destekleyen uygulamalarda en önemli şey bebekle annenin yakın teması. Aynı odanın içinde yan yana durması. Çok uzaklaştırmalarını istemiyoruz. Mesela biz doğum sonrası görüyoruz. Aile yakınları belli bir sevinçle, belli bir heyecanla geliyorlar. Kucaktan kucağa, kucaktan kucağa, biz onu istemiyoruz. Çünkü bebek ne kadar annenin yakındaysa anne o kadar rahat oluyor. Bebekte de o kadar bir güven duyusu oluyor. Çünkü bebeklerin koku duyuları çok iyidir. Mesela emzirmede de bir süre sonra annelerde görüyoruz. Sadece sırf annesi diyor ki 10 dakika önce emmişti, tekrar emiyor. Onun amacı kokuyu alıp kendini güvende hissetmesi. Çünkü 9 aylık bir süreçte sırf annesinin kokusuyla, annesinin teniyle, ten tene temasla yaşıyor çocuk. Sonra dünyaya geldiğinde anne sütünü alıyor ama anneyi koklayarak memeyi emiyor çocuk. Ondan dolayı anneden ayrılmasını istemiyoruz. Odanın içinde bile yakınında, en yakınında durmasını istiyoruz. Farklı insanların temas etmesini, farklı kokudan insanların çocuğa dokunmasını istemiyoruz. Bu bizim için çok önemli. İkincisi, bebeği her istediğini emzirilmesini istiyoruz. Yani hocam ben bebeği 5 dakika önce emzirdim, tekrar geldim. Bu birkaç nedeni olabilir ama bebek her istediğinde emzirmeli. Bu çok önemli. Saatimi kurdum, 2 saatte bir uyanıyorum hocam, bebeği emziriyorum 2 saatte. Öyle bir şey yoktur. Çocuk ağlıyorsa, çocuk mızmızlanıyorsa, çünkü kendini ifade etmeye yöntemi ağlamak. Ya açlığı vardır, ya herhangi bir gaz sıkıntısı vardır, ya farklı bir sıkıntı olabilir ama bebeklik döneminde en önemli şey açlıktır bunda. Ondan da bebek istediği her defasında emzirilmesi lazım. Zaten bebeklerde biz ailelere söylüyoruz, bir haftalık süreçten sonra ağzından burnundan böyle yoğurt gibi, süt kesiği gibi kusmaları olacak. Bunun nedeni ne? Çünkü çocukların doyma merkezleri çok tam gelişmediği için çocukların midesi de mesela ilk doğduğunda 15 milim, sonra 25 milim, 30 milim böyle yavaş yavaş gider. Bir yumruk büyüklüğünde, kendi yumruğunun büyüklüğünde düşünebilirsiniz.
çocuk emdiğinde anne sütü her prolaktin arttığında, her defa emzirdiğinde annenin prolaktin sütü arttıracaktır. Çocuğu siz ağladığında, acıktığını hissedip verdiğinizde ihtiyacı olanı alıp gerisini ağzından, burnundan yoğurt gibi, süt kesesi gibi kusacaktır. Ondan dolayı bebek her istediğinde emzirilmesini istiyoruz. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi bebeğin uyandırılması. Mesela az önce de söylemiştim, ilk doğumlar çok sıkıntılıdır. Aile belli bir heyecan yaşıyor ama bir tecrübesizliğin verdiği bir şey vardır. Ya ben doğdum, hadi sütüm gelecek, bebek demeyecek. Öyle bir şey olmuyor işte. Emek harcanması lazım. Ondan dolayı mutlaka bir bilir kişiden veya belli bir gruptan yardım istenmesi. Bu mevcut aile hekimliğinden olabilir, mevcut hastaneden olabilir, emzirme polikliniklerinden olabilir. Alınması lazım. Bazı bebekleri uyandıramazsınız. Çünkü yeterli sütünüz gelmemiştir. Siz efektif, etkili bir emzirme işlemi yapamamışsınızdır. Çocuğun şekeri düşmüştür. Veya bilirubin dediğimiz sağlık değeri yükseldiğinde çocuk uyanmaz. Biz öyle çocuklara topuk altından uyarı verilmesini, hafif sırtının sıvazlanmasını veya anne göğsündeyken yanağının dokunduğunuzda bunu yapın ki uyanıp tekrar emsin. Burada bunu da anlatmak lazım. Çocuklar geldi, göğüse geldi. Her saatlerce emmez. 5-10 dakika, en fazla 15 dakika emer. Veya 3-5 çektikten sonra yorulur, dinlenme ihtiyacı olur. Çocuklardan her devamlı emme isteği beklenmemeli. Emdikten sonra dediğim gibi mide hacmi belli olduğu için biraz dinlenecektir. Siz dokunursunuz, uyarı verirsiniz. İhtiyacı varsa onu alır. Yoksa kafasını ve uyuyacaktır. Kendisi göğsünüzden ayrılacaktır. Peki Murat Hocam, ne kadar zamanda bir uyarılıp bebek emdirilmeli? İlk doğuşlarda, ilk 2 aylık dönemde en fazla 3 saatlik bir uyuma istiyoruz. Çünkü beynin şeker ihtiyacı vardır. Organların büyüme ihtiyacı vardır ve en değerli hazine olan kolostrum. İlk anne sütünü ne kadar hızlı emerse çocuk iki göğüsten, hatta bazı anneler vardır der, bir göğsüm emince diğer göğsümden süt akar der. Çünkü prolaktin hormonu uyarılıdır. İki göğüse de aynı kanaldan süt salınımını sağlıyor. Ondan dolayı ilk 2 ayda en fazla 3 saat uyumasını istiyoruz. Sonrasında kilo alımına göre 4 saate falan çıkabiliriz. Ama bazı aileler 4 saat 5 saat uyuyor. Burada ne olur? Beyne yeterli şeker gitmez, glikozu düşer. Çocuğun yeterli bilirubin yapını olmadığı için bir bakarsın çocuk hocam sararmaya başladı. Çünkü yeterli beslenemiyor. Beslenecek ki bilirubin yapını bağırsaklardan ve idrarla, ten temasıyla tenden, derisinden atacaktır. Ondan dolayı ilk 2 ay 3 saati geçmeyecek, sonraki aylarda 4 saate falan bulabilir. Burada da ne önemli? Çocuğun en az haftalık 150-200 gram kilo alması lazım. Yalnız burada bir istisna vardır. Yeni doğan bebekler ilk 7 gün kilo kaybederler. Sonraki 10 ve 14. günde normal kilosuna dönerler. Bu kilo kaybı da %10 ve %15'i geçmemesi lazım. Eğer geçiyorsa bir sorun vardır deyip hekimine mutlaka başvurması lazım. Kilo aldık hafta 14 günlük doğduktan sonra her hafta 150-200 gram alacak. Eğer almıyorsa yine sütte bir sıkıntı vardır. Veya bebeğin beslenmesinde ve emzirme programında bir sıkıntı vardır. Onun mutlaka bir doktor veya bir sağlık mensubuyla görüşmesi lazım. Bir de burada biberon ve emziğin verilmemesini istiyoruz. Niçin verilmemesini istiyoruz? Çünkü çocukların midesi ve burada su verilmemesini istiyoruz. Ben niye? Bunu soracaktım. Evet. Niye? Çünkü anne sütü vitamin, mineral, karbonhidrat, yağ olarak o kadar yüksek değerde ki en sıcak ortamda bile su ihtiyacını karşılar bebeğimizin. Zaten dedim ya, midesi 15 milim, 20 milim. Siz su verirseniz mevcut mideyi suyla dolduracaksınız. Anneyi emecek midede yer yoktur. Çocuk tokluk hissi olacak, devamlı uyumaya başlayacak. Ondan dolayı su vermenizi istemiyoruz bebeğe. Ve bunun en iyi göstergen birisi, anne sütü alan çocuk günde 6 defa, 8 defa kaka yapabilir. Bu sarı renk olur, yeşil renk olur, kahveye renk olur, köpük köpük olur, tanecikli olur. Endişe edilmesini istemiyoruz. Kan olmadığı sürece önem arz etmez. Günde 4-5 defa idrar yapıyor. Bu da çok iyi emdiğinin göstergesidir. Ondan dolayı su vermesini istemiyoruz. Sadece anne sütü almasını istiyoruz. Biberon emzik vermesini istemiyoruz. Çünkü her emziği yuttuğunda hava yutacaktır. Çocuklar 6 günden sonra kolik ağrılar, yani gaz şikayetleri oluşacaktır. Emzik yedikçe hava yutacak. Hava yuttukça karnı gerilecek. Karnı gerildikçe uykusuz geceler, beslenme bozuklukları ve devamlı hekime gitme, acile gitme şikayetleri başlayacaktır. Ve biberon ve emzik niye bir de istemiyoruz? Çünkü biberonun başlığı çok kalın. Verdiğiniz formül mama çocuk çektiğinde çok ciddi bir miktarda gelir. Anne sütü öyle değildir. Anne sütünü çekmek için 5-6 yudum çekmesi lazım ki ancak
azıcık gelebilsin. Çünkü efor sarf etmesi lazım. Çocuk ne yapıyor? Diyor ki o zaman ben biberondan böyle geliyorsa ben bu zor geleni istemiyorum de. Kafasını geri atar, kafasını geri atar. Tekrar biberon ister. Ondan dolayı çok zor durumda kalırsanız, çok çok zor durumda kalırsanız anne sütünü sağıp çay kaşığıyla vermenizi istiyoruz. Ama biberon emzik vermenizi istemiyoruz. Bir de enfeksiyon riski açısından. Çünkü plastik aksamdır. Dışarıyla teması vardır. Ve bunların bakımı da hem pahalıdır hem de zordur. Ondan dolayı biberon emzik olmazsa emzirmeyi daha efektif, daha sağlıklı yapılacağını düşünüyoruz biz. Evet, mesela biz de doğuma hazırlanan işte anne adaylarının doğum çantasına asla mesela biberon, emzik gibi bir şeyleri koymamalarını söylüyoruz ki çünkü bu sizin de bahsettiğiniz gibi zorlu bir süreç, emek istiyor. Emzirdikçe artacak, hep bunu söylüyoruz. Bazen doymadığına dair işte bir düşünceleri oluyor. İşte mama da verseydik diyorlar ama ben de kesinlikle doğum yapacak olan anne adaylarına o doğum çantasına biberon, emzik, kesinlikle mama, herhangi bir şey istemiyoruz. Öyle mükemmel bir yapımız var ki bir canlıyı 6 ay hatta daha bile fazla sadece anne sütüyle büyütüp yaşayabilecek bir mucize taşıyor aslında her kadın. Programımızın ilk yarısı bitti. Kısa bir aradan sonra ikinci yarıda yine emzirme ve anne sütüyle alakalı merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertilife Afyon Hastanesi'nin sunduğu Mucize Bebekler programı reklamlardan sonra devam edecek. Özel Doktor Fatih Öğüç Fertilife Afyon Hastanesi'nin sunduğu Mucize Bebekler programı devam ediyor. Tekrar hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Bu arada arada Canan Hanım'ın güzel sürprizi için de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yine emzirme haftası nedeniyle, 1-7 Ekim emzirme haftası nedeniyle bugünkü konuklarımla birlikte emzirme, anne sütü bu konuyla alakalı konuşuyoruz. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canan Hanım, ben size... biz emzirmeden bahsettik. İşte emzirmeyi teşvik için neler yaptığımızdan bahsettik. Bazı durumlarda sütü sağmamız ve saklaması gerekir anne adaylarının. Hangi durumlarda sütün sağılması, saklanması gereken durumlar nelerdir? Nelere dikkat edilir bu esnada? Sizden de onları dinleyelim. Şimdi bunlar neler olabilir? Bebeğin memeyi reddettiği bazı durumlar olabilir. Bunlar hastalık, bebeğin düşük doğum ağırlıklı olması, memeyi tam kavrayamadığı durumlar. Tabii ki biz bunların sürekli olmasını istemiyoruz. Ara ara dönemlerde olabilir tabii ki bu sağma işlemi ve diğer yollarla bebeğe sütü verme işlemi. Ne olursa olsun formül mama önermiyoruz. Ek gıda önermiyoruz özellikle ki ilk 6 ay ve sonraki dönemde destekleyici olarak öneriyoruz. O yüzden de yine anne sütü ama bebeğin alabileceği formlarda aslında önermeye çalışıyoruz. Veya annenin herhangi bir hastalık durumu varsa en azından bunun geçici olduğu dönemlerde bebeğe yine anne sütüyle beslenmeyi teşvik ediyoruz. Genelde bu düşük doğum ağırlıklı, annenin hasta olduğu durumlar, annenin işe başlamasıyla ilgili durumlar olabilir. Evde bebeğiyle çok fazla aynı ortamda bulunamama gibi durumlar. Bu zamanlarda annenin sütünü sağıp uygun koşullarda saklamasını öneriyoruz. Bunlarda bazı yöntemler var sütün sağılmasıyla ilgili. Bizim en çok önerdiğimiz yöntemlerden bir tanesi elle sağma yöntemidir. Bu hem annenin daha çok kendini işin içerisine koyduğu için daha rahat sağabileceği bir yöntemdir. Ekonomiktir, herhangi ekstra bir şey almasına gerek kalmaz. Enfeksiyon oluşturabilecek herhangi bir şey yoktur. Çünkü ekstra aparat kullanması gerektiren bir şey yoktur. Veya sütü sağması gereken durumlarda belli parçasını, aparatlarını unutmuş olma gibi bir herhangi bir durum yoktur. O yüzden de elle sağma bizim ilk başvuracağımız yöntemlerden bir tanesi. Farklı sağma yöntemleri var.
Aslında annelerin kendini en rahat hissettikleri ve en rahat boşaltabilecekleri pozisyonlar bunun için önemli. Ama en çok kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi bir elin memenin üst kısmında, diğerinin alt kısmında desteklenip memeye birkaç bası uygulayarak steril bir kabın içerisinde boşaltma yöntemidir. Kabın mutlaka steril olması gerekir. Annenin herhangi bir şekilde parmağını, kapağına veya içerisine değdirmemiş olması gerekiyor. Eğer yıkanacaksa kap, sıcak suyla yıkama işlemi, sıcak suyla ve sabunla yıkama işlemi ve ondan sonra da yine aynı şekilde sıcak suyla durulama işlemi ve sonrasında kurulama işleminin ardından sağması gerekiyor. Diğer bir yöntem, ılık şişe yöntemi dediğimiz bir yöntemdir. Yalnız burada yanma yöntemlerine karşı biraz daha önlem almak gerekebilir. Eskiden aslında Roma dönemine dayanan bir yöntemdir bu. Şişenin ısıtılıp, ağız kısmının tabii ki biraz soğutulup, memeye yaklaştırılıp pompa yöntemiyle aslında direkt negatif basınç oluşturarak şişeye akması yöntemine dayanır. Yine bunu aldıkları şişede saklayabilirler. Çünkü cam şişelerde saklanabilir. Diğer bir yöntem pompa yöntemidir. Bunlar manuel pompalar ya da elektrikli pompalar olabilir. Burada önerdiğimiz elektrikli pompalardır aslında. Bunun nedeni de şu, manuel pompalarda her zaman aynı basıncı oluşturamayabilirler. O da memede çatlaklıklı çatlamalar, meme başı bozulmaları gibi bazı sıkıntılara sebebiyet verebilir. O yüzden elektrikli pompa kullanmaları daha uygun olur. İlk başlarda tabii ki biraz daha pompanın derecesini biraz daha az tutup sonrasında yükseltmek daha doğru olabilir. Bunda da ilk önce pompayı elektriğe takmadan göğüse yerleştirmek, tamamen boşalma olduktan sonrasında elektrik kesip ondan sonrasında çıkartmak gerekir. Çünkü orada yine memenin çatlamasına, ucunun çatlamasına sebebiyet verebilir oradaki basınç bozulmaları. Bu şekilde aslında saklama yöntemlerini, daha doğrusu savma yöntemlerini kullanabiliriz. Memedeki bazı sıkıntılar, bebeğe ait sıkıntıları olduğu durumlarda. Şimdi bu pompa yönteminde artık öyle bir teknoloji var ki, bebeğinizin emme ritminde sağan pompalar var. Anne önden bunu programlıyor. Aynı bebeğinin emdiği ritimde sağıyor ve dolayısıyla emmeye yakın bir performansta süt miktarı da çıkarılabiliyor bu sağma yöntemiyle. Peki bu sağılan sütleri besleme teknikleri olarak ne öneriyorsunuz? Aslında bunlarda biz her zaman biberona karşıyız. Emzik ve biberon kullanılmaması gerekiyor. Hem bebeğin damak yapısını bozuyor. Hem de Murat hocamın anlattığı gibi bebeğin hızlı bir mama süt akışı ile birlikte bebekte yutkunma problemleri vesaire bu tarz şeyler oluşturabiliyor. O yüzden biz biraz daha aslında doğal yöntemlere bağlı olarak bebeği süt verme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi kaşıkla verme yöntemi. Bebeğin alabileceği ölçülerde sütü kaşıkla bebeğin ağzına vermek en uygun yöntemlerden bir tanesi. Diğer bir yöntem de kadehle ya da küçük bardaklarla verilebilir. Bebeğin ağzına, bebek ağız anatomisine uygun bir kadehle de yine bebeğe süt verme işlemi gerçekleştirilebilir. Ama asla biberon yöntemi veya diğer yöntemleri kullanmak istemiyoruz. Diğer bir yöntemde nazogastrik sondalar olabilir belki ama anne adayları bunu çok uygulamak istemeyebilir. Çünkü biraz daha hani görünüşe göre korkutucu bir yöntem olabilir belki. Hem emme refleksini biraz azaltabilir. Hem parmak yöntemiyle biraz emme refleksini artırıp hem de belki o şekilde nazogastrikle besleme olabilir ama bizim en çok önerdiğimiz şeylerden bir tanesi kaşık ve kadeh yöntemi. Tamam. Peki şimdi bu sağmanın zorunlu olduğu durumlardan bahsetti aslında Canan'ın. Emzirmeyi uygun görmediğimiz veya bazı durumlar var. Aslında çok nadir durumlarda emzirmeyi uygun görmüyoruz. Veya işte annenin emzirmesini pediatri uzmanlarımız uygun bulmuyor. Bu durumlar hangi durumlardır Murat Hocam? Biz anne sütünü elinden geldiğince bebeğe vermesini istiyoruz. Çok istisnai durumlar var. Annenin kemoterapi alması, radyoterapi, bir malite, kanser hastalığı yüzünden tedavi alıyor olması ya da annenin psikotik yani ruh sağlığı ile ilgili ilaçlar kullanması, burada kesinlikle emzirmesini istemiyoruz. Onun haricinde annenin göğüs ağrısı, mastiti olması veya annede herhangi bir bulgular olduğunda mutlaka emzirmesini kesinlikle istiyoruz. Ve bu emzirme sırasında da hasta olduğunda ilaç kullanması gerektiğinde mevcut ilaç yazan hekim arkadaşımıza
bebeği olduğunu, anne sütü vermesi gerektiğini söylediğinde artık piyasada anne sütüne geçmeyen ilaçlar olduğu için hastalık döneminde de öyle bir ilaç kullandığında emzirmesi şart. Bir de az önce Canan Hanım'ın konusunda anne sütünü saklama, benim onunla ilgili bir çalışmam vardı mesela. Anne sütünü sağıp sakladık ve anne sütündeki oksidatif stres ve antioksidan düzeyine baktık. Yani hastalığı önleyici ve hastalık olduktan sonra hastalıkla savaşabilen sistemler devreye giriyor mu girmiyor mu diye. Mesela biz öyle 30 tane anneden süt almıştık, sabah sütü. Çünkü anneler için en önemli süt sabah sütüdür. Gece 10 ile 1 arası melatonin hormonunun salınmasına bağlı ve prolaktinin zirve yaptığından dolayı süt çok ciddi yağlanır. Bebek mesela ilk sütü alır, ilk 5 dakika böyle hızlı. Sonraki sütü yağlı süttür. Onu azıcık alsa bile baktım kendisi memeden ayrılır ve uykusu gelir. Doyduğunun belirsidir. Ondan dolayı memeden çok hızlı ayrılmasını istemiyoruz annelerin. Mesela öyle bir anne sütünü almıştık, saklamıştık. Mesela dolapta 3 gün, dondurucuda 3 hafta, derin dondurucuda 3 ay kadar saklanabiliyor. Ve bunu sakladığımızda oksidatif stresin yani hastalık yapıcı mekanizmaların çok bozulmadığını ama koruyucu mekanizmaların halen devam ettiğini görmüştük. Ondan dolayı anneler, çalışan anneler veya herhangi bir sağlık sorunu olup sağlamak zorunda kalan anneler bunu bu şartlarda saklayabilir. Bunu çözülme işlemi de derin dondurucudan çıkarttığında buzdolabının içinde çözülmesini bekleyip sonra ortam ısısına çıkarmasını istiyoruz. Ama dolaptan çıkarttığında ılık bir suyun içinde steril şartlarda temiz hijyenin ellerini yıkayarak ona dikkat edip öyle emzirmesini istiyoruz. Emzirme konusunda da ya kemoterapi, radyoterapi ya da psikotik ilaç haricinde elimizden geldiğince emzirmeyi öneriyoruz biz çocuk hekimleri. Evet, mesela biz de herhangi bir meme enfeksiyonu, basit bir mastitte emzirmeyi durdurmuyoruz. Böyle bir durumda sadece apse olduğu zaman da biz kadın doğum uzmanları da bize geliyorlar danışmak için emzirebilir miyim diye. Sadece ciddi bir meme absesi olduğu durumda yine aynı şekilde bebeğe vermeden sütü sağmasını öneriyoruz. Apse tedavi edildikten sonra da tekrar yine emzirmeyi öneriyoruz. Evet, gerçekten çok mucizevi bir şey anne sütü. Sizin de bahsettiğiniz gibi, Murat hocamın dediği gibi aslında bebeğin ilk aşısı. Hep bahsediyoruz. Yani özellikle o ağız sütü denilen ilk zamanlarda çıkan anne sütü çok daha kıymetli. Şimdi ben bazı özel durumlarda bebek beslenmesinden bahsetmek istiyorum. Düşük doğum ağırlıklı bebekler dedik, prematüre bebekler dedik, çoğul gebeliklerdeki durumlardan bahsettik. Biraz Murat Hocam bize özel durumlardaki bebek beslenmesinden bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi sizin dediğiniz düşük doğum ağırlıklı, prematüre bebekler, alerjik reaksiyonları olan veya çoğul bebeklerde süt intoleransı, protein intoleransı olan bebeklerde beslenmeler farklıdır. Çünkü her annenin sütü kendi bebeğine özeldir. Bu çok önemli bir şeydir. Annenin florası, annenin beslenme şekli aynısı sütünde öğütülür, belli kademelerden, aşamalardan geçer ve bebeğine gider. Ondan dolayı annelerin bebeklerini çok iyi beslenmesini istiyoruz. Yalnız bu sürede mesela düşük doğum ağırlıklı dediğimiz veya prematüre 38 haftanın altında doğan bebeklerin anne karnında geçirmesi gereken süreci dünyada geçireceği için onların diğer gün normal doğan bebeklere göre biraz daha enerjiye, biraz daha anne sütüne fazla miktarda ihtiyacı vardır. Kaliteli anne sütüne ihtiyacı vardır. Ondan dolayı böyle annelerin mutlaka mutlu olmasını, gülümsemesini istiyoruz. Gülümsedikçe sütün kalitesi artacaktır ve kıvamı artacaktır. Gece saat 10 ile 1 arası mutlaka 2 saatte olsa uyumasını istiyoruz. Melatonin hormonundan dolayı. Eğer bakmada zorluk çekiyorsa mutlaka yardımcı birisinin, aileden yardımcı birisinin olmasını istiyoruz. Ve annenin kilosuna ve bebeğin düşük doğum ağırlıklı prematür olmasına göre bir kalori hesabı yapıyoruz. Anneye diyoruz ki sütün kalorisini arttırmamız lazım. Çünkü her kiloya bebeklerin 70 ve 100 kalori alması lazım. 3 kilo doğduğunda en az 300-350 kalori almasını istiyoruz onu. Şeyde mesela 100 cc sütünde 70 ve 100 kalori vardır. Bebeğin kilosunu hesapladığımızda bebeğe ona göre anne diyoruz ki siz beslenmenize lütfen enerji verici şeylere dikkat edin. Çocuğunuz kabızsa lifli gıdalarla beslenin. Uykularınıza dikkat edin. Bazı süt arttırıcı çaylar var. Eğer tansiyon, şeker herhangi bir hastalığınız yoksa
idrar sökücü özelliği olduğundan dolayı anneye belli oranda ayarlayıp onu verdiğimizde düşük doğum ağırlıklı olan çocuklar, mesela 3 kilonun altında doğmuş bir çocuk, bizim için bebekler için kriter 4 kilodur. 4 kilo çok önemli bir rakamdır bizim için. Bebeği hızlı bir şekilde anneye sık sık emzirip kalorisini ayarlayıp bebeği 4 kiloya getiriyoruz. Burada da dediğim gibi annenin uykuları, beslenme şekli, aktiviteleri, çok fazla spor yapmasını istemiyoruz. Çünkü laktat birikiyor. Sütte laktat gittiğinde çocukta yorgunluk hissi oluşuyor. Bunlara çok dikkat ediyoruz ve bunun yanında mesela şu an zamanımızda en önemli protein, inek sütü proteini alerjisi olan, multiprotein alerjisi olan bebekler var. Niye? Çünkü anne sütüyle beslenme oranı çok düştü. İnsanlar ilk doğdu, süt zaten inmemiştir. Hemen bir formül mama desteği veriyor. Formül mamalardaki bulunan beta-laktoglobulin maddesi alerjik bir maddedir. Ama anne sütünde o yoktur. Beta-laktoalbumin vardır. Ondan dolayı alerji oranı çok düşüktür. Yok denecek düzeydedir. Anne sütü alan bebeklerin kolay kolay biz ilk başta formül mama almayıp direkt anne sütü alan inek sütü ve protein alerjisi görmüyoruz. Ha bunlarda ne yapıyoruz? Bu sefer anneye diyet veriyoruz. Diyoruz ki protein içeren, süt, laktoz ve buna benzer içerenlerden diyet yapmanı istiyoruz. Ve bebeğe de çünkü sütünden geçeceği için anne diyet yapınca bu sefer bir strese giriyor. Strese girdiğinde süt oranı da hızlı bir şekilde düşüyor. Buna önem veriyoruz. Üçüncüsü çoğul doğumlarda. Çoğul doğumlarda bu çok önemli. Mesela eğer çocuklar 32-34 hafta gibi 1200, 1800, 1900 gram doğduğunda zaten biz 1900 gramın altında doğduğunda biz küvezde tutuyoruz. Çünkü organların fonksiyonları ve faaliyetleri için, enerji gereksinimi için beslememiz lazım. Bu bebeklerin günsüz doğduğu için yutma fonksiyonları da yeterli değildir. Evet. Yutma fonksiyonu yeterli olmadığında anneye Canan Hanım dediği gibi sütü sağma şekilleriyle temiz ve hijyenik. Burada en önemli şey el yıkama. Annelere el yıkamayı kesinlikle öğretmemiz lazım. Yaptığımızda o sütü sonda şekliyle veya eğer oral beslenmesi ve yutması hiç yoksa tepene dediğimiz damardan yapılarla normal hazırladığımız formüllerle verip çocuğun kilosunu 4 kiloya getirip sonra anne sütüne tekrar devam ediyoruz. Anne sütünü eskiden Sağlık Bakanlığı 2 yaşına kadar devam edin diyordu ama şimdi o çalışmalar değişti. Uluslararası çalışmalarda da 2,5-3 yaşına kadar devam edenler olduğu söylendi. Burada sadece ailelere aile planlamasına anne sütünün gebelikten koruyucu olmadığını söylüyoruz. Lütfen bebeğinizi besleyiniz. 6 aydan sonra ek gıdaya geçmesini istiyoruz. Niçin ek gıdaya geçmesini istiyoruz? Çünkü bebeklerin, insanların belli dönemleri vardır. 6 aya kadar anne sütündeki proteinler, karbonhidratlar, yağlar büyümeye yeterli gelebiliyor. Su oranı yeterli gelebiliyor. Ama 6. aydan sonra dildeki tat duyularının oluşması, organların daha fazla enerjiye ihtiyacı olması ve yeme merkezinin devreye girmesinden dolayı hafif püre tarzında yiyecekleri vermesini istiyoruz. Çünkü dildeki o uyarı reseptörleri uyarmamız lazım diyoruz. Bu 6. ayda ek gıdaya başladıktan sonra 7. ayda püreyi hafif pürtükle geçiriyoruz. Biz ailelere burada anne sütünü asla kesmeyin ama ek gıdaya devam edin diyoruz. Niye diyoruz? Burada da geç kalmalarını istemiyoruz ek gıdada. Çünkü ek gıdaya geç başlayan aileler bir süre sonra çocuklarda pürtüklü gıdaları reddetme, tükürme, yememe ve ailelerin çoğu bildiğimiz, takip ettiğimiz aileler 8. 9. ayda yanında blender gezdirip meyveleri hepsini püre haline getirip yediren aileler var. Bunların tek nedeni anne sütüyle beraber ek gıdaya 6. ayda geçmemesidir. Ondan dolayı anne sütünü kesmeyip 2-2,5 yaşında ne kadar alabiliyorsa verip 6. aydan sonra da ek gıdaya başlamalarını istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir konu. Yani annenin beslenmesi, dolayısıyla oradan bebeğin beslenmesi bayağı geniş bir konu zaten, emzirme ve anne sütü. Şimdi ben Canan Hanım'a Bebek Dostu Hastane'yi sormak istiyorum. Şimdi bu dönemde Sağlık Bakanlığımızın bazı belirlediği kriterler ve bu kriterlere uygunluk gösteren hastanelere verdiği bazı ek sıfatlar var. Anne dostu hastane, bebek dostu hastane gibi. Emzirme ile alakalı olduğu için konumuz, ben size bugün bebek dostu hastaneleri ve ülkemizdeki emzirme durumu, bununla alakalı olan yaklaşımları sormak istiyorum. Şimdi hem dünyada hem de ülkemizde zaten bunlarla ilgili teşviklerde bir Dünya Sağlık Örgütü'nün de desteğiyle
bir artış ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor gerçekten. Bunlarla ilgili anne sütünün teşviki, bebek dostu hastane kuruluşları programı, uluslararası mama kodu yasası gibi farklı alanlarda anne sütünü teşvik etmeye yönelik bazı yasaklar ve kavramlar getirildi aslında. Bununla ilgili kuruluşlara da desteklemesi adına bazı ünvanlar veriliyor tabii ki. Bunlardan tabii ki en önemli şey anne sütünü teşvik edip annelerin buna teşvik edilmesi ve yani olayın içerisinde tam olarak aslında anneleri merkeze koymak. Anne sütünün artırımı ile ilgili eğitimleri mutlaka annelere biz sunuyoruz. Biraz önce de dediğim gibi hastanelerin her alanında annelerin görebileceği broşürler, 10 adım kuralı dediğimiz yazılar, hastane emzirme politikaları bunlarla birlikte annelerin anne sütüne yararlarını, niçin emzirmesi gerektiğini bunları aslında her alanda annelere göstermek istiyoruz. Bunun dışında bebek dostu hastane, bebek dostu il, altın bebek dostu il, bebek dostu aile hekimliği gibi bir sürü kavramlar var. Bunlar da tabii ki bunların teşvik edilmesi adına yapılan uygulamalardan bir tanesi. Uluslararası mama kodunda da emziğin yasaklanması, her alanda hastanelerde bu ulaşılabilirliğin azaltılması, reprezentların hastanede annelerle aynı ortamda bulunmaması, yani mamaya bu kadar çabuk ulaşılamaması, eğer mama verilmesi gereken durumlar varsa hekim orderı ile birlikte bebeğe verilmesi ve yine bunların herhangi bir marka vesaire anne ile birlikte aynı ortamda bulunmadan hazırlanıp hekim kontrolünde yine bebeğe verilmesi. Bulunan markaların bile, bunlar en ufak şeyler bile olabilir, post-itler dahi olabilir. Annelerle aynı ortamda bulunup bunların teşvikinin özendirilmemesi gibi bazı şeyler var. Artık reklamlarda bile bu hani güzel görünüşlü, iyi kilolu bebeklerin bile, annelerin çünkü emzirmede evet mama daha iyidir emziren annelerde bebeklerin kilosu daha azdır imajını yıkmak aslında burada. O yüzden de ilk 6 ay her zaman anne sütü, bebeklerin 6 aydan sonrasında tabii ki hekim kontrolünde ek gıdaya geçirilmesi, her konuda bunun desteklenmesi adına hastanelerimizde de bu şekilde politikalar uyguluyoruz. Evet, gerçekten bu aslında çok önemli bir konu. Bunu her alanda desteklemek gerekiyor. Direkt gebelik takibinden başlayıp doğum sonrasında ilk bebek vizitinde pediatri uzmanları, daha sonraki takip devamlarında aile hekimleri, yine aynı şekilde aile hekimliklerindeki ebe arkadaşlar, hemşire arkadaşlar. Aslında bakarsanız gerçekten sadece olay tek bir merkezde değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi farklı farklı bir sürü yerde bu anlamda destek olmak gerekiyor. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ben de buna ek olarak söylemek istediğim bazı şeyler var. Gebelik artı emzirmeden bahsetmek istiyorum ben de. Bazen bize başvuran annelerimiz, anne adaylarımız daha emzirme esnasındayken gebe kalabiliyorlar. Bize de devamlı soruyorlar, işte sütüm bebeği zehirler mi? İşte mevcut olan çocuğumu emzirmeyi bırakmam gerekir mi? Veya gebeliğime olumsuz bir etkisi var mı diye. Biz de bunu kadın doğum uzmanları olarak eminim bütün meslektaşlarım aynı şeyleri söylüyordur ve düşünüyordur, destekliyordur. Artık herhangi bir risk faktörü görmediğimiz gebe olan bayanlarda emzirmeyi kısıtlamıyoruz. Hatta dünya üzerinde artık yeni bir trend olan eş zamanlı olarak her iki bebeğin doğum sonrasında emzirilmesini destekleyen yayınlar da var. Bu risk faktörleri nelerdir? Murat Hocam'ın bahsettiği gibi meme başı uyarısı eşittir oksitosin hormonu dediğimiz rahim kasılmasını tetikleyen bir hormon. Eğer erken doğum tehlikesi, düşük tehlikesi görmediğimiz bir durum varsa, annenin beslenmesi, kilo alımı iyi ise, anne karnındaki bebeğin beslenme ve kilo alımı iyi ise, gebe olan anneleri de emzirmeden kısıtlamıyoruz ve emzirmeyi onlar açısından da destekliyoruz. Gerçekten çok verimli bir program oldu. Şimdi bitmeden kısacık bir de Murat Hocama şeyi sormak istiyorum. Bebek emmeyi reddettiğinde bize kısaca bir hemen bitmeden bahsederseniz ne yapsın anneler? Bebeğin emmeyi reddetmesinin birkaç nedeni vardır. Ya efektif pozisyon değildir. Dudak dışarı bakmıyordur. Anne yüzü memeye bakmıyordur. Çenesi memeye dokunmuyordur. Yani düzgün bir pozisyonda emzirmiyordur.
burnu tıkalı olabilir. Ağzında kandida dediğimiz pamukçuk oluşmuş olabilir. Ve çocuğun herhangi bir ağrı sızısı varsa onu kontrol etmek lazım. Burada çocuğun bebeği emmek istemiyorsa başını zorla göğse yapıştırmamak lazım. Buna dikkat etmek lazım. Bir bebek emmeyi reddediyorsa önce bir muayene edilebilir. Tekrar denenebilir. Olmuyorsa bir hekim arkadaşa götürmelerini istiyoruz. Burada ağzına, burnuna ve hastalık bulgusu var mı yok mu? Bunlara bakacak. Eğer bunlarda herhangi bir sıkıntı yoksa bunlara yalancı red diyoruz. Israrla emzirmeyi tekrar denemesini, gerekirse diğer göğsünü denemesini. Mesela bizim bazı ailelerimiz var 3-4 ay tek göğsünü emzirip ısrarla ama her ondan sonra diğer göğsünü de yine emzirmeyi denedim deyip 4. ayda emmeye başlayan aileler var. Onun da bunlara yalancı red diyoruz. Burnu açıksa, düzgün pozisyonda emziriyorsa, çocuğun ateşi, ağrısı, sızısı yoksa ve ağzında pamukçuk gibi yaraları yoksa mutlaka o bebek emecektir. Pes etmelerini istemiyoruz. Yok bunların haricinde ama çocukta huzursuzluk çok fazla, koliği var, iyi beslenemiyor diyorsa mutlaka hekim arkadaşla bir muayene edilmesi, tetkik edilmesini istiyoruz. Ben değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Benim de çok değer verdiğim bir konu aslında emzirme ve anne sütü. Kendim de...